Merhaba arkadaşlar, sizlere bugün birkaç arkadaşımın isteği üzerine ve biletten forum sitesi nasıl kurulur, veri taban ayarları nasıl yapılır, FTP dizine nasıl aktarılır onları göstermeye çalışacağım. Öncelikle size vermiş olduğum download linkinden RAR dosyamızı indiriyoruz ve çıkartıyoruz. Şifremiz Can Türköz'dür, forumda belirttiğim gibi. Bu bizim kullanacağımız Webletten versiyonun 4.1.1 versiyonudur. Bu Türkçe dil paketidir. Yani Türkçe dil Türkçe yapar forumumuzu. Filezilla eğer sizde yoksa ben bu programı kullanıyorum ve size öneririm. Sizin için de rarlayıp attım, yani içine attım, bulunduruyorum. Upload klasörü de bizim FTP dizinimize atacağımız kısımdır. Temalar ise bizim kullanacağımız Webletten ilk temadır. Örnek bir tema. Bununla pek işimiz olmasın, bir alakamız yok. Upload kısmına gelerek bu klasörü FTP dizinimize atmamız gerekiyor. FTP sunucumuza girelim. Public HTML kısmından. Sizde burası boştur. Ben daha önceden atmıştım vakit kaybetmemek için. Masaüstüme gelerek ve biletten çıkarmış olduğum klasöre gelerek upload kısmındaki CTRL A yaparak kısa tuş ile karşıya yükle diyorum. Bu biraz zaman alabilir. Bu sizde atarken ben şuradan kısaca bir veri tabanı oluşturalım. Create new database, yeni database oluşturalım. Şu anlık örnek bir database oluşturdum veri tabana. Attıktan sonra FTP dizimize dosyalara includes klasörüne girerek config.pp klasörünü buluyoruz. Göster düzenle diyoruz. Çıkan sayfada bizden database ismimizi, ben daha önceden girdim şu şekilde. Sizde yazar database isminiz diye. Buraya mail adresiniz, teknikal mail adres kısmına mail adresinizi yazıyorsunuz. Bu master database username password kısmına ise database username can.trkz, şifrenizde 123qwead şeklinde giriyoruz. Ben daha önceden girmiştim zaman kaybetmemek için. Aynı şekilde sizde şu şekilde yazar. Bunu da göstereyim. Göstermiş olduğum gibi database isminiz, email adresiniz, database nickiniz, database şifreniz. RAR dosyasında bu şekildedir. Bunu siz kendi veri tabanınıza göre gireceksiniz. Bu ayarları yaptıktan sonra FTP dizinimize gelerek kaydet diyoruz çıkış yaparak. Evet. Düzenlemeyi bitir. Şurası çok önemlidir. Hata yaparsak install klasörünü gerçekleştirmez. New kısmını siliyoruz. Config.pp dosyası olarak kalıyor. Şimdi gelelim kuruluma. Bir yerde hata yapmış olmalıyız. Düzeltelim hemen. Görmüş olduğunuz gibi iki tane klasör var. Config.pp. Tek olması gerekiyor. Tekrar kontrol edelim. Şu an doğru. Yanlış bir şey göremiyorum. Tekrar deneyelim.
Görmüş olduğunuz gibi install kısmı geldi. Begin diyerek devam ediyoruz. Buraya formumuzun başlığı Can Türkgöz yapıyorum. OK diyorum. Bu kısmı bir şey demeden geçebiliriz. Buraya administratör kullanıcı adımız yazıyoruz. Admin şifre 123 QASD 123 QWASD. E-mail adresimiz aynı şekilde live.co.uyuk. OK diyerek devam ediyoruz. Az önceki benim aldığım hata şekli not font hatası aldığınızda kontrol etmenizde fayda vardır. Config pp klasör tek olmalıdır. Ben iki klasör attığım için komutları, parametreleri yanlış aldığı için hata verdi. Burada işimiz kalmadı. Bekliyoruz kurmasına. Şu şekilde ben Türkçe dil paketi temamızda kurup bitireceğim. Umarım faydası olmuştur. Buradan bizden install klasörünü silmemizi istiyor. Gelerek ftp'den install klasörümüzü siliyoruz. Ana dizininde attığımız yerden. Forum ana sayfamıza gelelim. Görmüş olduğunuz gibi forum sitemizi açtık. Bunu Türkçe dil paketi yükleyelim. Upload language diyoruz. Önce bir FTP bakalım. Klasör listelendi, bitmiş. Burada işimiz yok, artık kapatabiliriz. Dosya seç diyoruz ve bulletin klasörümüzü giriyoruz. Language diyerek buraya yeni bir ad verebiliriz. TR şeklinde import edelim. Görmüş olduğunuz gibi TR klasörümüz oluşmuştur. Set default. Şimdi sayfayı inelediğimizde Türkçe'ye dönecektir. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde burası da Türkçe olacaktır. Şimdi temamızı yükleyelim. M
Ben de diyorum niye yavaş internet? Bundan sonrası kolay. Stiller ve temalar. Tema yükle indir. Yine aynı şekilde dosya seç. Temalar velocity. Upload images klasörünü. Ya öncelikle pardon. Çok pardon. Özür dilerim. FTP images klasörümüzü değiştirmemiz gerekiyordu. Şu analizimizde kalsın temalar. Karşıya yüklesin. Görmüş olduğunuz gibi devam etmekte. Images klasörünü FTP dizilimize atıyor. Attıktan sonra şimdi işimiz bitti. Biçim yönlendirisinden dosya seç. Temalar kısmı XML klasörünü kopyalıyoruz. Yani buraya tema ismini yazabiliriz. Tamam, tema. Düzgün bir şekilde sonuçlandırıldı. Stil yönetimine gelerek, daha doğrusu Weblit'in seçenekler, biçim ve dil ayarları. Buradan English Türk seçebiliriz. Ana temayı seçerek kayıt ediyoruz. Ayarlar başarıyla kaydedildi. Temamıza bakalım. Yani ben de hatırlamıyorum bu temayı bayağı oldu kullanmayalı, forumla uğraşmayalı. 4-5 ay kadar uzun bir süre kullanmamıştım. Görmüş olduğunuz gibi temamız hazır. Bir de şu konuda sıkıntı çeken arkadaşlarımız var, onu da göstereyim. Deneme. Deneme olarak açalım. Şu an görmüş olduğunuz gibi açtım. Doğru, mesajlar iki yönetici şeklinde. Bir sorun yok. Görmüş olduğunuz gibi forum sitemizi açtık. Umarım bir şeyler verebilmişimdir. Faydalanabilirsiniz. Ne mutlu bana. Hepinize iyi akşamlar, iyi günler diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün birkaç arkadaşımın isteği üzerine Weblit'ten forum sitesi nasıl kurulur? Veri taban ayarları nasıl yapılır? FTP dizine nasıl aktarılır? Onları göstereceğim. Göstermeye çalışacağım. Öncelikle size vermiş olduğum download linkinden RAR dosyamızı indiriyoruz ve çıkartıyoruz. Şifremiz Can Türk Özdür, forumda belirttiğim gibi. Bu bizim kullanacağımız Weblit'in versiyonu 4.1.1 versiyonudur. Bu Türkçe dil paketidir. Yani Türkçe dil Türkçe yapar forumumuzu. Filezilla eğer sizde yoksa ben bu programı kullanıyorum ve size öneririm. Sizin için de rarlayıp attım, yani içine attım, bulunduruyorum. Upload klasörü de bizim FTP dizinimize atacağımız kısımdır. Temalar ise bizim kullanacağımız Weblet'ten ilk temadır, örnek bir tema. Bununla pek işimiz olmasın, bir alakamız yok. Upload kısmına gelerek bu klasörü FTP dizinimize atmamız gerekiyor. FTP sunucumuza girelim. Public HTML kısmından. Sizde burası boştur. Ben daha önceden atmıştım vakit kaybetmemek için. Masaüstüme gelerek ve Weblit'ten çıkarmış olduğum klasöre gelerek upload kısmındaki CTRL-A yaparak kısa tuşu ile karşıya yükle diyorum. Bu biraz zaman alabilir. Bu sizde atarken ben şuradan kısaca bir
Veri tabanı oluşturalım. Create new database, yeni database oluşturalım. Şu anlık örnek bir database oluşturdum veri tabana. Attıktan sonra FTP dizimize dosyalara includes klasörüne girerek config pp klasörünü buluyoruz. Göster düzenle diyoruz. Çıkan sayfada bizden database ismimizi ben daha önceden girdim şu şekilde. Sizde yazar database isminiz diye. Buraya mail adresiniz, teknikale mail adres kısmına mail adresinizi yazıyorsunuz.